Olamaz. Sanırım kendimi utanç verici durumlara sokma konusunda yetenekliyim. Çok güzel bir sabah. Sadece yüzümü yıkamalıyım. Ah, kötü şans. Diş macunu almayı unuttum. Hadi ama tüp, bana biraz daha ver. Tamam, biraz çıktı. Ah, olamaz. Yine Murphy kanunu işledi. Diş fırçalamak yerine sakız çiğneyeceğim. Sakız almış mıydım? Kahvesiz güne başlayabilir misiniz? Başlayamayız. Her gün sert bir kahve içip sabah güzelce uyanırım. Ama kapağı unutmamalıyız. Yoksa başımıza bir kaza gelebilir. Hey, kahve duşu mu aldın? Böyle uyanıyorum. Çok güzel bir sabah oldu. Geç kalmaktan nefret ediyorum. Ders başlamak üzere. Ve en kötü kısmı da her şeyin ters gitmesi. Harika. Şimdi ayakkabımı bağlamalıyım. Hayır, hayır. Ayakkabının içine sokmamalıyız. Çünkü bu sadece birkaç adım yeter. Vay canına. Tamamen bağlamam lazım. İşte makyaj çantam ve defterim. Neden şansım böyle kötü gitti? Sırt çantamı kapatmayı unuttum. Sanırım bir dahakine acele etmeyeceğim. Video görüşmesi yapmak hassas bir iştir. Odamızın da kendimiz kadar iyi izlenim bırakması gerekir. Ya da en azından kadraja giren kısım öyle olmalı. Eğer iyi bir izlenim bırakacaksak bundan emin olmalıyız. Önemli olan açı meselesi. Ne de olsa dizüstü bilgisayarımızı biraz döndürsek dağınıklık görünür. Bu fotoğrafın beni hayal kırıklığına uğratmasını beklemiyordum. Aa, hayır. Bu büyük başarısızlık. Ve ofis yöneticisi olmak istiyorsun. Organizasyon ve düzen. Özgeçmişinde bunlar da iyi olduğun yazıyordu. Alışveriş yapmayı seviyorum. Sadece market alışverişi olsa bile. Biraz daha şeker alacağım. Çay, birkaç atıştırmalık. Çok eğlenceli. Kesinlikle biraz Nutella'ya ihtiyacım var. Kasaya gitmeye hazırım. Ve sakız da alacağım. Ne kadar oldu? Ah, yoksa paramı evde mi unuttum? Bu muhtemelen yeterli olmayacak, değil mi? Sıradakiler kızmaya başladı. Aa, çok korkunç. Çok utandım. Yok olmak istiyorum. Aldıklarımı da markette bırakmam gerekiyor. Üzgünüm. Öğlen yemeği için en iyi seçenek nedir? Sıcak bir çorba tabii ki. Biraz baharat ekleyelim. Ve arkadaşımızla konuşuyorsak yemek yapmak daha eğlenceli olacaktır. Ne yapıyorum? Yemek hazırlıyorum. Gelsene, sana da verebilirim. Biliyorsun, çorba içmek çok sağlıklıdır. Aa, dur biraz. Baharat ekleyeceğim. Aa, olmaz. Hey, beni duyabiliyor musun? Hayır. Zavallı telefonum ölmek için çok gençtin. Alo. Alo. Güzel saçlar şık bir görüntü için önemlidir. Saçlarımın dalgalı olduğundan emin olmalıyım. İşte böyle. Bu sırada Facebook paylaşımlarına da bakabilirim. Ah, canım acıdı. Ah, olamaz. Yandım. Peki şimdi ne yapacağım? Hem canım acıdı hem de tüm görüntüm mahvoldu. Makyaj yapmak işe yaramayacak. Belki kâküllerimi tarayabilirim. İyi görünüyor muyum? Görünüşe göre bahar geldi. Ah, şu hafif sıcak esintiye bakın. Temiz havada yürümek çok güzel. Bu arada sana bir şey göstereceğim. Sadece cebimden çıkarmam lazım. Yeni bir kulaklık. İşte burada. Sanırım kulaklığı alırken param düştü. Şimdi suda yüzüyor. Ah, hayır. Peki şimdi ne yapacağım? Ne demek istiyorsun? Tabii ki alacaksın. Sonuçta bazı insanlar para aklıyor, değil mi? İyi kurutursan yeni gibi olacaktır. Sağlık, spor, güç. Sonunda spor salonuna geldim. Çok sıkı bir egzersiz yapacağım. Herkes çalışıyor. Burada ne var? Bir halter. Tamam, harika. Çömelme egzersizi yapacağım. Tekrar edelim. İşte böyle.
Hayır. Sanırım bugünlük yeterince çalıştım. Peki şimdi bunu nasıl kapatacağım? Tamam, en azından eşofman üstüm var. İlk randevular çok romantiktir. Havadan sudan konuşur, birbirinizi tanımaya çalışırsınız. Mesela bu erkek tatlıları seviyor. Peki ya sen? Ah, ne yazık ki diyetteyim. Zaten şekerli şeyleri çok sevmem. Ama pastayla yalnız kalınca ona dayanmak zor olabilir. Çok güzel görünüyor. Kendimi kontrol edebileceğimi sanmıyorum. Ve işte kanıtı. Galiba o da kendisini tutamıyor. Neden biraz daha denemiyorsun? Aa, denedin mi? Şekerli şeyleri sevmediğini söyledin sanıyordum. Hayır, hayır. Yanlış anlamışsın. Yiyebilirsin, çekinme. Ne garip bir durum. Ofiste çalışmak zor olabilir. Tablolar, raporlar, projeler ve tabii ki toplantılar. Rapor hazır. Ama sadece birkaç şeyi netleştirmem lazım. Dinliyorum. İşte burada bazı hatalar var ve burada. Olamaz. Ah hayır. Bu sakız mı? Belgenin üstünde. Iy, iğrenç. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Bir şey görmemiş gibi yapamaz mıyız? Tamam, en azından nefesimin taze olduğunu biliyorsun. Birisini işe alıyorsun ve sakız bile çiğnemediği ortaya çıkıyor. İş yerinde çalışıp başarılı olmak çok zor. Bazen işler birden karışır. Hey kızlar, hangi konuda dedikodu yapıyorsunuz? Kahve alıp geliyorum. Öğle arasında kahve makinesinin önünde sohbet etmek önemlidir. Her neyse. Ah, sorun yaşıyor gibi görünüyorsun. Bu kahve molası kafeinsiz gibi oldu. Bu bir kabus. Lütfen dur. Evet, çok garip. Ama lezzetli. Harika. Tamam artık. Dedikodu yapacak bir konumuz var. Üst sınıftakilerin kendi kuralları vardır. Sanat galerileri, felsefi sohbetler, yaratıcılık harika. Ah, beni rahatsız eden bir şey var. Söylesene. Dışarıdan da belli oluyor olmalı. Şu kıza bak. Bu şekilde sergiye nasıl gelmiş? Kendinden utanması lazım. Hangi konuda dedikodu yapıyorsunuz? Neden yarı çıplak geziyorsun? Nerede? Ne? Ah hayır. İmdat! Nasıl olur? Ne yapacağım? Tamam, sana yardım edeceğim. Hazır ol, gidiyoruz. Hadi buradan uzaklaşalım. Hava çok güzel. Biraz oturmak ister misin? Çok iyi fikir. Ama burada olmaz. Bak, bu bank yeni boyanmış. Ah, dikkatli olmalısın. Yolda mesajlaşmak iyi bir fikir değil. Evet, tabii ki sonunda bu bankı seçtim. Olamaz, boya kokusu alıyorum. Ah, bank! Beni bırak! Yeni boyanmış. Bu bir kabus. Eve gitmem lazım. Üstümü değiştireceğim. Ah, naneli şekeri çok severim. Çok lezzetli ve sağlıklılar. Bütün gün bunu bekledim. Dikkatli ol. Arkadaşın sana bakıyor. Bu da neydi? Galiba birisi şeker paketi açtı. Aha. Bir kontrol etmem lazım. Vay canına. Sen nereden çıktın? Çok sinsisin. Tamam işte. Birkaç şeker. Ah, vay canına. Çok cömertsin. Evet, bir şey değil. Çok güzel. Vay canına. Neredeyse tüm paketi boşalttın. Bayan Sakar 2020 şampiyonu oldun. Harika. Arkadaşlar yemekte toplandı. Çok güzel kokuyor. Ev sahibi çok uğraşmış olmalı. Instagram paylaşımımızı yaptığımıza göre yeme zamanı. Yay. Ev sahibi de geldi. Bugün çok lezzetli ev yapımı bir pizza yiyeceğiz. Aldım, aldım. Olamaz. Ah hayır, dizüstü olmaz. Çok korkunç. Çok uzun süre uğraştım ve sonunda her şey yere düştü. Misafirlerin üstüne de geldi. Evet, iyi bir garson olamazdım. Büyük başarısızlıklarla ilgili videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse siz de daha önce böyle şeyler yaşadınız mı? Yorumlara yazın.
Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.